Evet, sevgilisi tarafından terk edilenler, geçim sıkıntısı çekenler, boşananlar, arabasının sigortasını yaptıramayanlar, mahallede kavga edenler, annesiyle küs olanlar. Efendim, insanların umudu var mı? Profesör Doktor Özgür Demirtaş bir sosyal medya platformunda insanlara geleceğe dair umudunuz var mı diye sordu. Ve kullanıcıların %73'ü oy verenlerin umudum yok dedi. Bugün insanlara soracağız. Umudunuz var mı? Başınızdaki sıkıntıdan kurtulabilecek misiniz? Bakalım ne cevaplar alacağız. İnsanlara soruyoruz. Umudunuz var mı? İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. Umudun var mı hayattan? Var tabii, ne demek? Biz bir anket yapalım dedik böyle. İnsanların umudu var mı? Var. Neyden umudun var? Ne güzel olacak? Can çıkmadığı sürece hayattan her zaman umut var. Geçim durumları nasıl? Güzel. Kimileri kötü diyor. Çalışana sıkıntı yok. Aa, benim kameraman kötü diyor. Çalışmıyor demek ki. Umudunuz var mı? Şu anki ülkenin halinden mi? Yok, herhangi bir şeyden. Biz soruyor, sen ne anlarsan. Umudun var mı? Umut yok. Neyden umudun yok? Yani ülkenin gidişatından umut yok yani bir kere. Sebebine gelince de yani atıyorum o müteahhitlerin, o 5 müteahhit var ya, 660 milyar onların borcunu sileceğine emekliye verseydi daha iyi. Şu an Mehmet Şimşek ne diyor? Bundan 270 milyar kazanacağız diyor. Evet. 270 milyar kazanmasına yok ki bu vergilerden. 660 milyar vergisini alsın, daha da kâra geçer. Ha, umut deyince umut fakirine şey diyorlar ya, ona gitsinler diye hani dışarı başkanına sorsunlar bakayım. Umudu verebilecek mi? Audi A8 almıştı, geri verdi. Audi A8 100 metre ileride garajda duruyor. Vermedi mi? Vermedi, garajında duruyor. Öyle, öyle diyor haberler. Haberler diyor. Tabii. Akşam haberlerini hangi kanaldan takip ediyorsun? Genellikle bütün kanalları seyrediyorum ama en çok Fox'u. Fox'u. Taşa soruyoruz, hareket etmezsen eğer. Umudun var mı? Umut? Umut kaldı mı ya? Neden umudun yok? Neden belliydi ortamda. Hayattan umudun yok. Ya benim olsa ne olur, bir yaştan sonra olmazsa ne olur. Önemli ne olan sizin gibi gençlerinki olsun ya. E değil mi ya? Gençlerin umudu ya, olsun mu? E tabii ki onların olsun yani. Geleceğin. Nedir durumlar? Gidişat nereye? Gidişat batıyor. Batıyor. Nereye batıyoruz? He? Valla bilmiyorum artık da nereye doğru gidiyorsa belli. İnşallah teminimiz odur yani. Evet. Bir şey olmasın yani. Az önce bir abla dedi ki bu pahalılığı yapan insanlar dedi. Hükümet. Başka kim olacak ya? Hükümet değil dedi. Yok canım abla da. Ya insanlar da biraz fırsatçı ama tabii ki yine yönetimdedir yani, evet. Kardeşim yani. Bu. Ne iş yapıyorsunuz? Mekanik işleri, havalandırma. Ne kadar bir işçinin sizin işlerde günlük ücreti? Bizde. Evet. Bizde 1500'te tut, 3000'e kadar devam diyorlar ediyor. Diyorlar ki işçi bulamıyoruz diyorlar, doğru mu? Doğrudur. Biz de bulamıyoruz. İşsizim diyenler de var. Bulamıyoruz, çalışmıyorlar. Genç çocuklar çalışmıyor kardeşim. Gençler çalışmıyor. Evet. Ben 60 yaşında çalışıyorum, emekliyim çalışıyorum, çocuklarım var çalışıyorum, ben yine çalışıyorum. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu kime verdiniz? Kardeşim bu 3 dönemdir ben Ekrem İmamoğlu'na verdim Cumhurbaşkanı, ben kendim HDP'ciyim. Evet. Bir daha Kılıçdaroğlu'na verdim, şimdi bir daha verdim CHP'ye. Verdiniz. Kimin düğünü bu? İş yerinden ustanın düğünü. Usta ne ustası? Çuval. Çuval, Allah muhafaza çuval. Çuval. Tehlikeli bir an. Siz ne fabrikasında çalışıyorsunuz? Çuval fabrikasında çalışıyoruz. Vallahi tinki minki gibi hepiniz birbirinden şıksınız. Teşekkürler. Sağ ol. Maşallah, memleket neresi? Nevşehir. Nevşehir. Çankırı. Seni ayırt ediyorlar mı? Efendim, hayır. Ha, iyi davranıyorlar yani. Evet. Memleketçilik yok ona göre. Hayır, 10 senelik arkadaşım ya. Nasıl ya, ayrı yapabilirim ki sence? İşi. Efendim, soruyoruz bugün bu düğüne giden şık bayanları da bulduk. Umudun var mı? Her zaman. Hiçbir zaman kaybetmedim. Kaybetmedin. Bu ülkenin ekonomik durumu düzelir mi? Berbat, düzelmez. Düzelmez. Bundan umudun yok mu? Yok. Senin? Kendimce umudum var ama bu devletin düzelir mi? Umudum yok. Senin? Benim umudum yok. Neden düzelmez? Daha da kötüye gidiyor. Daha da kötüye gidiyor. Evet. Yani sen de bizden iyi biliyorsundur. Sen de bu ülkede yaşayan bir insansın. Bu ülkeyi bu hale getirenler de insan. Yani sence var mı böyle bir şey? Bana bir akşam yemeği menünü söyler misin? Akşam menümü, vallahi ne yedim biliyor musun gelirken? Makarna, ıspanak. Makarna ekmek arası mı yoksa? Yok, makarna normal makarna. Oralar ekmek arası makarna moda diyor benim kameraman. Yapabilir de olabilir de yani, neden olmasın? Ya yani daha da makarnayı bulmayacak hale de geleceğiz yani. Tahmininle kaç aya kadar geleceğiz?
Yani tahminimi şurada ne 6-8-9 ay sonra makarnayı da bulamayacağız herhalde. Piyanist filmi gibi. Aynen. Efendim şimdi soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan vardı. Kime verdin oyunu? Hiç kimseye. Sen? Bende kalsın. Verdiğin adam kazandı mı? Yorumsuz. Vallahi. Verdiğin adama, verdiğine pişman oldun mu? Evet. Bu ekonomiye bakarken evet. Pişman oldun. Sen kime verdin? Ben Doğalı AK Partiliyim. Ama evet. Bu sıra AK Parti'ye vermedim. Vermedin. Evet, CHP'ye verdim. Cumhurbaşkanlığı seçimini kime verdin? Ona verdin. Onu da CHP'ye verdim. CHP'ye verdin. Evet. Efendim peki... Bir de onu deneyelim bakalım. Size diyen oldu mu? Yapma, etme, verme. Benim dediğim kazanmadı. Benim verdiğim. Enflasyon durumuna bakarken de yani ülkenin durumu da pek iyi, iç açıcı değil. Gitmiyor diyor. Ya kim gezeceksin mecani olacak. Düzeltemez. Düzeltemezler yani. Allah. Kesinlikle. Ama bu başkanlar kaynaklı değil, bu insanlardan kaynaklı. Allah'ım. Sürekli etiket değiştire, sürekli etiket değiştire, sürekli etiket değiştire. Bu ekonomik, yani bu pahalılık başkan ya da başkanın yönetiminden kaynaklı değil, insanlardan kaynaklı diyor. Aynen. Aha benim kameraman, dayı diyor bu hükümetin sorunu diyor. Ya başta onun ki onundu ama fırsatçılar. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Hiç onun yok, yani o hükümetin sorunu değil diyorsun. İnsanların diyor. Evet. Şükürle biraz alakası var mı efendim? Şükürle alakası yok. Çok mantık. Şükür etti de hiçbir şeye sahip olmadı. Mantık, akıl. Hayır. Ha. Yani şu. Şimdi bu mesela tavuk dönerci var burada. Bunun fiyat artışını tavuk dönercinin kendisi yapıyor. Hadi diyelim o ondan kaynaklı. Köprü ve yol ücretlerine %100. Tavuk dönerci diyorsun ki bu neden pahalı? O da diyor ki üretimden. O da diyor ki şundan. O da diyor ki çiftçiden. Gitgide ondan ona. Bunun sebebi hangi insanda acaba? Ben de bilmiyorum hangi insanlarda. Bence evet. Güzel. Evet, siz bana odaklanın. Geleceğim ben Sıla amca. Sizce kimdi efendim? Ben geleceğim ama bekleyin. Neyse, büyüğüme saygı var, katılıyorum amca. Efendim bu yönetimin sorunu değil mi bu fiyatların artık? Sizden son cümlenizi alıp ona gideceğim. Zaten tarafsızız ya. Allah hepsinin belasını versin. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Merhaba diyeceksin. Efendim merhaba. Allah hepsinin belasını versin. Dur bir dakika. Tek kelime hepsinin belasını versin diyorum. Kimin belasını? Yönetimin, hepsinin, idarecilerin. O zaman... Alayının. Ne konuşuyorsun sen ya? Bir sakin ol ben. Ne sakin olacağım ya? Tamam ben yapmadım ekonomiyi. Ekonomiyi kim bu duruma getirdi? Kim getirdi? Hani bunlar neyle geldiler? Kasayla geldiler. Ekonomi ne duruma geldi? He? 2002'de ekonomi böyle miydi? Dolar kaç paraydı? Bugün kaç para? Neyi düzelteceksin? Neyi yapacaksın? Neyi soracaksın? Neyi şey edeceksin kardeşim? Bu umudunuz var mı diye soruyorum. Hiçbir umudum yok. Ne umudu? Bugün insanlara bir anket yapalım. Gelecekten umudunuz var mı? Hayattan gelecekte umudunuz? De yok. Gelecekte yok. Sende de yok. Onda da yok. Kimsede de umudum yok. Benim kendimden başka, Allah'tan başka kimsede umudum yok kardeşim. Ama bir yıl önce Sayın Erdoğan açıklama yaptı dedi ki. Ne yaptı? Sen Sayın Erdoğan da yapsa, diğeri de yapsa, diğer de hep boş yapıyorlar ya. Uzaya çıkacağız. Ya uzaya çıktık tabii canım, uzaya çıktık doğru. Uzaya çıktık. Enflasyon düşecek dedi geçen hafta. Düştü tabii enflasyon, niye nasıl düşecek? Ya biraz tamam. Almıyor, sesi almıyor. Alır. Sinirlenme. Enflasyon kim düşürecek enflasyonu? Az önceki abla dedi ki insanlar... Kim bu enflasyonu bu duruma getiren kim? Ben miyim? Sen misin? Hükümet diyorlar. O hükümet tabii ki hükümettir. Kimileri de hayır insanlar diyor. Ya abi. Bırakın konuşmayın ya. Emeklinin durumu. Ya bırak emeklinin durumu zaten berbat zaten. Emekli sürünüyor ya. Zam yapacağız. Ne zam yapacağız? Kendilerine yaptılar. Kime yaptılar zamı? Bu bakan kaç para alıyor? 5 yerden maaş alıyorlar la. Doğru konuşun birazcık. Siz de vatandaştan yana, halktan yana tavrınızı siz de koyun ya. Biz tarafsız kalmaya çalışıyoruz. Ne tarafsız ya? Bırakın ya. Siz de taraflısınız. Geçin. Geçin onu geçin. Hikaye. Teşekkür ederim. Hikaye. Hep hikaye. Teşekkür ederim. Hikaye. Sağ olasın. İnsanlara, bugün insanlara soruyoruz. Umudunuz var mı? Yok. Neden yok? Ne oldu da yok? Ne? Geçim şartlarına göre ise nasıl olsun? Geçim şartlarından umutsuzsun. Evet. Düzelmez mi? Yok düzelmez bundan sonra. Neden düzelmez? Vallahi bunlar gitmedikten sonra biraz zor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hüküme verdin. Refah Partisi'ne. Teşekkürler. Kendisine de sormak istedik. Umudunuz var mı? Kimin? Senin? Yok. Neyden yok, neden yok? Var da yok.
Vardı yok mu oldu? Evet. Neydi efendim? Hangi umuttan bahsediyorsunuz? Efendim başınızda ne sıkıntı varsa bunun düzeleceğinden. Ekonomi ise ekonomi, aşksa aşk, neyse yani. Hiçbir şey düzelmez ya. Düzelmez mi? Yok. Siyasal İslam varken hiçbir şey düzelmez. Siyasal İslam varken hiçbir şey düzelmez. Neden efendim? Teşekkür ettim. Umudunuz var mı diye soruyoruz. Hiç umudumuz yok. Niye umudun yok? Ne güzel geliyor mavi tişörtü giymişsin. Ne bileyim, bilmiyorum ki. Bugün insanlara soruyoruz. Gelecekten umudun var mı? Biraz var, biraz yok gibi. Niye yok? Ne bileyim, bilmiyorum, hayat biraz. Durumlar nasıl, para durumları? İyi, normal. Fena yok. Değil. Çok. Abla umudun var mı? Umut yok ya. Niye yok? Ne bileyim yani, geçim sıkıntısı, yokluk, sıkıyor. Kaç çocuk var? İki tane engelli otizmli çocuğum var. Yardımcı oluyor mu devlet? İşte, sadece aylık alıyoruz. Ne kadar bir çocuğa yardım? Ne kadar diyeyim? Ya işte bir şeyler yapıyorlar. 2000? 5000 mi, 7000 mi, öyle bir şey. 5000'e bir şey olmaz, bir tişört 1000 lira. Öyle bir şey. Yetmiyor diyorsunuz. Beyefendi çalışıyor. Siz çalışmıyor. EYT emeklisi. Bir yerde çalışmıyor mu abi? Çalışamıyoruz. Gir çalış diyorlar. Çalış da iş bulamıyorsun ki, yeri geldi mi de. Hemen öyle pat diye iş bulamıyorsun. Ya abi diyorlar ki iş beğenmiyorlar diyorlar. İş var da iş beğenmiyor diyorlar. Verirsen 17 milyarı beğenmez adam. Olmuş kiralar. Ne 15-16 TL. Ne de bu? Yani nasıl bulacaksın? Bana bir akşam yemeğinizi, menünüzü söyler misin? Çorba. Ne çorbası? Bulgur çorbası. Bulgur. Ha. Kıyma var mı içinde? Yok, kıymayı nerede görüyorsun? Bulgur var mı? Bulgur alıyor. Bulgur da azmıyor. Bulgur alıyor. Ha. İyi kötü alıyor bulgur. Bol bol bulgur çorbası. Ha. Her akşam bulgur çorbası. Aman Allah'ım. Valla. Çocukları sağlıklı beslenmesin. Ne yapayım, ne, nasıl alayım, et alamıyorum ki. Alamıyorum ben. Kurban Bayramı'nda bir komşum getirdi de eti 2 senedir yemiyordum. Özlemimiz öyle geçti. Ev kira mı? Evim kendimizin de, ipotekli. İpotekli. Neyin ipoteği? Şeye, bankaya borçluyuz. Orada da borçluyuz. Kredi. Yüreğimizi yaktınız. Ya. Allah'a emanet olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah şifa versin. Kendinize iyi bakın. Burada bir amca var. Çıkma, ona soralım. Çıkma. Gir tekrar. Burada bir amca var. Ona soralım. Merhabalar. Merhaba. Hangi kanal? Benim şahsi kanalım. Nerede? Kurtarıyor mu? Şahsi kanal derken hangi kanal? Benim kanalım öyle, gariban kanalı. Nereye yayın yapıyor peki? Kendime para kazanıyorum. İzlenecek de para kazanacağım 3-5 kuruş. Peki, sor bakayım. Umudun var mı? Nereye? Ne bileyim, hayattan umudun var mı? Umutsuz. Umut yok. Umut yok. Yok. Neden umutsuzsun? Yani şimdi neden umutsuzum? Bu güzel bir soru. Güzel evet. Bir soru. Yani insanların böyle acı çekmesiyle umut yaşayacak bir dalı kalmadı artık. Evet. Herhangi bir veri yok. Veri yok. Hiç yok. Kalk mu bitti. O zaman senin haberin yok. Nasıl benim o? Nerede haberim? 2 yıl önce dediler ki Ay'a çift şeritli yol yapacağız. Biz yıllardır Ay'a gidiyoruz ama bütün bu ayın nerede olduğunu bilmiyoruz. Sen başka bir şeyden daha haberin yok. Nasıl olur? Bir grubun toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ey Kılıçdaroğlu ne yaparsan yap biz uzaya çıkacağız dedi. Ha uçtuk gittik, daha inmedik abi. Uzaydan inmedik. Ha, daha uzaydayız. Sen uzaya çıkmak ister misin? Ya ben memleketime gitmek istiyorum. Uzaya değil daha uzaya. Burasıyla memleketime giderim. Memleket neresi abi? Tunceli. Tunceli'de yaşarım diyorsun. Heh. Tunceli'ye gidecek de mi paran yok? Yok. Yaşınız kaç? Yaş 63. 43'lü, 33'lü, 23'lü yaşlarında umudun var mıydı? Vardı. 70, 80, 85'e kadar umudum vardı. Ama darbeler oldu o zamanlar. Şimdi darbe bak 50 darbeler oldu. Darbe yani bu kadar acı çekmedi millet. Evet. Yani darbeden bu kadar acı çekmedi yani. Evet. Ama şimdi insanlar hep acı çekiyor. Niye acı çekiyor acaba? Onu bir sorabilir miyiz? Niye acı çekiyor? Pahalı kalmış başını gidiyor. Aa, sen demin burada bir bayana sordun. Şeyi alabiliyor musun dedin. Et alabiliyor musun? Kıyma alabiliyor musun? Kaç para kıymanın kilosu? 600 bin lira. Kaç para etin kilosu? 700 bin lira. Tavuğun kilosu kaç para? 400 bin lira. Alevi misiniz? Ben Aleviyim. Oğlunuz var mı? Var. Oğlunuz kaymakamlık sınavı mülakatına bugün girse oğlunuz diğer adaylarla eşit değerlendirilir diyebilir misiniz? Değerlendirilmez. Ama anayasa diyor herkese eşittir bilmem nedir.
Hocam bak ben çok doluyum da bazı şeyleri konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Ben bazı şeyleri... Bir Tunceli olarak soruyorum. Seyit Rıza hain midir değil midir? Niye haindir baba? Böyle bir tartışma var. Bir sürü Tunceli... Yani hain olmak, önemli olan onun hain olması için veri koymaları lazım. Neyin verisini koyup haini ilan ediyorlar? Peki onun yanında asılan torunu hain miydi? Da aynı darağacından bir torunu asıldı. Hain miydi? Hadi diyelim ki o haindi. Torunu da mı haindi? Torunu kaç yaşındaydı ben bilmiyorum. Torunu 18... Kaç yaşındaydı? 18 değildi. 8-9 yaşındaydı. Yani bu kadar basit bir şey. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Başa soruyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hanımefendi, beyefendi eşiniz mi? Evet. Vallahi çok artist. Dikkat edin ona göre. Elinden tutun. Efendim soruyoruz vatandaşa. Umudunuz var mı? Neydi? Hangi konuda umudumuz var mı? Başınıza ne sıkıntı varsa. Aşksa aşk. Başımızda bir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız ekonomi. Emekli miyiz? Emekliyim. Umudunuz var mı bu ekonomi düzelir mi? Sanmıyorum. Niye? Sanmıyorum. Bu yapı değişmesi lazım bir defa. Bu kafa değişmesi lazım. Hangi kafa? Bu yönetim kafası baştaki. Belki biliyorsunuz kim olduğunu. Kim ne demek istediğimi. Ondan sonra bunların düzelmesi için de artık bunların gitmesi gerekiyor yani. Acil birini değiştir desem kimi alıp yerine kimi korsun? Ya onu ben bilemem. O kadarına gitmeyeyim de yani falanca olur, şu olur demek doğru. Gönlünüzden geçen siyasetçi kim? Olmaz mesela. Ya bunlar ikisi de kim gelirse gelsin. Bugün akşam misafir edecek olsanız hangi siyasetçiyi akşam yemeğinde misafir edersiniz? Özgür Özel Bey'i çağırırım. Özgür Özel'i çağırırsın. Evet. Ne pişirirsin akşam yemeğine? Ne varsa artık ona yapacak bir şey yok. Emekliyiz de. Emekli. Ne var emeklinin akşam sofrasında? Et yemeği. Et var mı? O zebzeme yaparız onu ya, sıkıntı yok, hallederiz onu. Özgür gelirse yaparız. Yaparız tabii. Eyvallah. Efendim bir 30 yıl önce durumlar nasıldı, umut var mıydı? 30 yıl önce durumlar o zaman da yokluk vardı ama bu kadar değildi yani. Bu kadar bitik değildi insanlar. Alım gücümüz vardı yani. Evet. İnsanların bir şey alma hevesleri vardı. Düşünün yani insanlar ev alabildiler, araba alabildiler. Çoluk çocuklarına bir gelecek kurabilir ama şu saatten sonra hiçbir çalışan insan ticaret yapmadığı sürece böyle bir şansı yok. Ticaret yapmadığı sürece kesinlikle. Sabit maaşı olan. Hanımefendiye soralım, bundan 10 yıl önce yılda 20 defa, 30 defa ya da kaç defa misafir alıyordunuz evde bir yılda? Şimdi hiç akşamları misafir alıyor musunuz? Şimdi hiç almıyoruz. Evvelden alıyor muydunuz? Önceden alıyordum. Neden misafirlikler bitti? Misafirliklerin bitmesi ekonomi. Ekonomi tabii. Gençlere de soralım, umudun var mı? Tamam, dakika iyi. Evet. Neyden umudun var? Yani babamın itibarından. Babanın itibarından. Evet. Aman Allah'ım, babada para var mı? Evet, Allah'a şükür. Lacoste orijinalse para vardır. Evet. Evet. Geleceğe dair umudun var? Yani pek de yani şey söylemek istemiyorum. Peki senin yaş grubunda arkadaşlarının içerisinde parasız çocuklar var mı? Evet. Onların umudu var mı? Onların umudu yok. Yok diyor. Evet. Neden umutsuzluk? Parasızlıktan. Parasızlıktan. Evet. Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin? HDP. HDP'ye verirsin. Sana umut veren siyasetçi nerede? Yani zaten hiçbir siyasete şey yapmıyorum. Yani hı, siyasete inanmıyorum daha doğrusu. Yani pek de bir şey söyleyeyim. İnandığın, sevdiğin bir siyasetçi var mı? Evet. Nerede? Hapiste. Hapiste mi? Evet. Adın? Şöhret ayağına kadar geldi. Umudun var mı? Neyden? Hayattan. Hayattan var tabii, yaşayacağız. Yaşayacağız. Düzelir mi yolunda gitmeyen şeyler hayatındaki? Düzelmez. Aa, niye düzelmez? Bu şekilde düzelir mi? Ney senin canını sıkıyor bu hayatta? Her şey canını sıkıyor. Para durumları nasıl? Maalesef. Cebinde kaç para var? Cebimde var. 10 lira emekli maaşına ne olur? Umudun yok mu, düzelmez? Yok, düzelmez. Neden düzelmez? Bu iktidar değişmeyince düzelmez. Değişmez. Hiç bu iktidara oy verdin mi? Yok. Vermedim. Verenleri uyardın mı? Uyarsan da nafile. Nafile. Boş. Şimdi akıllanmışlar mıdır? Yok, akıllanmış. Efendim merhabalar. Merhaba. Gülerek geldiniz karşıdan, umudunuz var mı? Hiçbir şeyden umudum yok. Ama gülüyorsun. Gülüyorum ya, güler yüzlüyüm. Tesbihin de var 10 numara. Tesbihim güzel. Çek oğlum şöyle buzumla, buzlamadan. Ne tesbihi bu? Bu kuka. Ne kadar fiyatı? Bu 1250. 1250 falan. Aynen. Neden umudun yok? Umudum yok. Gelecekten daha iyi umudum yok. Yaş kaç? Yaş 37. 37. Yaşıtız. Yaşıt mıyız? Daha gösteriyor iyi muyum? Göstermiyorsun sen. Ben daha yaşlıyım senden. Teşekkür ederim. Neden efendim? Neden? Çoluk çocuk var mı? İki tane oğlum var. Çocukların geleceğinden umudun mu? Onlar da geleceği yok.
Yenge var mı? Benim oğlum 9 yaşında, onun şu anda bile geleceği yok. Hani o bile düşünüyor, yani geleceğin olmadığını bile düşünüyor. 9 yaşındaki çocuk. 9 yaşındaki çocuk. Hani. Yenge var mı? Var, evet. Sana bir teklif. Yengeyi, çocukları buradan al. Şöyle bir Doğu Avrupa ülkesine seni gönderelim. Sırbistan'a, Hırvatistan'a, Karadağ'a git desem gelmeyeceksin 10 yıl. Kabul eder misin? Ederim. 10 yıl gelmeyeceksin. 10 yıl değil, ömür boyu gelmeyeceğim. Seni ömür boyu gelmemeni düşündürecek kadar küstüren... Hayat şartları, geçim kaynağı. Memleket neresi? Memleket Bingöl. Bingöl. Kendini bu ülkede özgür hissediyor musun? Asla. Neden? Ben Kürt'üm, kendimi asla bu ülkede özgür hissetmedim yani. Hissetmedin? Hissetmedim, evet. Sana bir soru. Bir devlet dairesinde adliye koridoru olsun. Orada ceza hukukunu da gerektirmeyen bir konuda bir kira sözleşme sebebiyle gittin. Mahkemene girdin. Boş abi. Yürüyerek çıkıyorsun. Annen aradı Bingöl'den. Kürtçe, efendim anne nasılsın, ne demek? Söyle. Dayı çaraya. Ne? Dayı çaraya. Dayı çaraya. Anne nasılsın? Yüksek sesle böyle konuşabilir misin annenle? Hayır. Çekinir misin? Çekiniyorum tabii. Kardeşim şimdi videonun altına yazacaklar. Kardeşim Tayyip geldi, Kürtler Kürtçe konuştu, evvelden korkuyordu. Hainler diyecekler. Yok, var olan bir şey nasıl yasaklayabilirsin? Benim ana dilim olan bir şey nasıl yasaklayabilir herhangi biri? Ben bu ülkenin, bu vatanın şeyi değil miyim? Bir birey değil miyim? Bir yurttaşı değil miyim yani? Evet. Biz yüzyıllardır, yani ben kendimi bildim bileli biz yüzyıllardır bu ülkenin, yani mesela dedelerimizden, atalarımızdan bile biz bu ülkeden şey, ama kendi dilimizi özgürce konuşamıyoruz yani. Konuşamıyoruz yani, bazı şeyleri yasak yani. Şurada saz çalan bir çocuk az önce Kürtçe bir şarkı söyledi. Aynı şarkıyı Çorum'da meydanda söyleyebilir mi? Söyleyemez. Trabzon'da? Trabzon'da da söyleyemez. Trabzonlu Bingöl'de Lazca söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Her türlü söyleyebilir. Hiç doğu tarafına gittiniz mi? Doğu illerine gittiniz mi? Soruyu cevaplamayacağım. Doğu tarafına hiç gittiniz mi? Ben çok gittim. O zaman bir daha gelin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Bir çizgi film çekimi falan mı var? Yok. Ben bugünkü sorumuz, umudunuz var mı? Ne umudu? Gelecekten umudun var mı? Yani bilmiyorum abi. Neden bilmiyorsun? Yok. Yok. Neden umutsuzsun? Ne diyeyim abi, pek yok işte. Para durumu nasıl? Çok kötü. Cebinde kaç para var? 55. 55. 55 hiçbir şey olmuyor. Halley bile 50 lira. Evet. Kaça gidiyorsun? 9'a başlayacağım. Liseye başlayacağım yani. Liseye başlayacaksın. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Efendim, gençlere soruyoruz. Nereden geliyorsunuz? Vallahi gezmeden. Gezmeden. Gençler gezebiliyor mu? Gezebiliyor. Senin umudun var mı? Ne için? Hayattan. Yani. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Bana bir çiz bakalım. Vallahi nasıl yani? 10 yıl sonra adın ne? Duygu. 10 yıl sonra Duygu nerede, ne iş yapıyor, nelerle uğraşıyor? Bir şey yapmıyor. Bir şey, evde oturuyor. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Burada bir aile var. Tokatlı mısınız? Orduluyuz. Ordulusunuz. Ne bileyim, bizim Tokatlara benzettim. Şöyle alalım sizi. Gel gel gel. Aileyi komple alalım. Efendim, bugünkü sorumuz, umudunuz var mı? Umudumuz, umut diye bir şey hissetmiyoruz ya gerçekten. Yok, hiç yok. Çocuğa soruyorsun ya 10 yıl sonra neredesin, evet, diye. Ya çocuğun da umudu yok yani. 10 yıl sonra kendisini nerede görmüyor ki yani bir şey. Bir amacı yok yani, bir geleceği yok, bir düşüncesi yok çocukların yani. Bir ne diyelim, bir amaç olur ya insanlar. Ben eskiden gençken bir amacım vardı yani, bir şeyler yapmak istiyordum falan. Abla bir şey dedi. 10 yıl sonra neredesin? 10 yıl demin, 10 güne bile, 10 güne bile. 10 güne, 10 güne bile. 10 günlük yemek erzağın var mı evde? Yok. Akşama ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Yaşayacağını bilemiyor insan o zamana kadar. O yüzden onu demek istiyorlar. Neden umutsuzsunuz? Umutsuzluk, hayat şartları, maddiyatlar. Hayatın ne getireceğini bilmiyoruz. Hayatın ne getireceğini bilmiyoruz. O yüzden hiçbir şey diyemiyoruz. Teyze neyiniz olur? Annesiyim, annesiyim. Ama teyzenin gözlere bak ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi teyzenin gözlerini, kaç çocuğu var, alanlar şanslı. İki oğlum bir kızım var. Eşim. Tamam, oradasın da teyzenin gözlerini alan şanslı bak. Sağ ol, teşekkür ederim. Teyzeciğim, peki neden umutsuzsun? Bir 10 yıl evvelle kıyasla. Ya, umutsuz değiliz, çok şükür yaşıyoruz. Hayatta yaşadıkça her şeyi oluyor yani. Çok şükür yani. Mesela bir 2 yıl sonra düzelir mi bu ekonomi? Hiç belli olmaz, bilmiyoruz artık. Çalışıyoruz. 14 yaşından beri çalışıyorum ben. 14 yaşından beri bütün ekonomik programları, devalüasyonları hepsini yaşadık.
Hep gelen hükümetler, hep bilmem kalkınma programları, 3. 5. 10. kalkınma programları, hep ülke gelişecek, ekonomik düzelecek, hayat standardı herkesin eşit olacak, evet. Herkes yüksek refah seviyesinde yaşayacak diye bu programları dinledik. Boşa. Yani gene hala ben şu anda 55 yaşındayım, aynı şeyleri gene dinliyorum. Soracağım şimdi, bugün seçim olsa hangi partiyi verirsin? Ya biz verdiğimiz parti belli. Muhalefetti zaten. Muhalefet. Hanımefendi. Parti seçmiyoruz. İyi de hangisi çalışırsa ona veriyoruz. Aynen. Fark gitmiyor yani bizim. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bak.